Selam yumru severler, yeni bir Çin'den gelenler toplu paket açılışı videosundayız ve bu sefer gördüğünüz gibi kocaman paketlerim var. Masanın üstüne zor sığdırdım bunları, her an devrileceklermiş gibi geliyor. Hatta buraya oturduğumda paketlerin arasında kayboluyorum. Buradayım. Bunlar devrilmeden ben hemen şunları bir yere alayım. Ve her zamanki gibi en küçük paketten değil, en büyük paketten başlayalım istiyorum. Bu paket açılışı şimdiye kadar yaptığım en rahat toplu paket açılışı videosu oluyor bu arada. Çünkü ürünlerin hepsini bu videonun sponsoru olan hepsi Global üzerinden aldım ve hiçbir şekilde gümrükle, vergiyle vesaire uğraşmadan çok hızlı bir şekilde elime ulaştılar. Normalde yurt dışında alışveriş yaptığınızda ürünler bazen 3 haftada geliyor, bazıları 3 ayda geliyor, yani sitesine göre ve kargosuna göre değişiyor. Fakat hepsi Global'den sipariş verdiğinizde 10 iş gününde ürünler elinize ulaşıyor. Ve sipariş vermenin de normal hepsi buradan alışveriş yapmaktan hiçbir farkı yok. Normal bir şekilde sepetinize ekliyorsunuz. Gümrükmüş, kargoymuş, ekstra vergiymiş vesaire hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Normal evinize kargoyla ürün geliyor. Normal bir şekilde ürünü beğeniyorsunuz, sepetinize ekliyorsunuz ve hiç gümrük vesaire hiçbir şey düşünmenize gerek yok ondan sonra. Herhangi bir ekstra gümrük vergisi çıkar, gümrüğe takılır, kargo gecikir vesaire hiçbir derdiniz yok. Hepsiyle Hepsi Global ilgileniyor. Bu videoda göreceğiniz ürünlerin hepsini ben kendim sipariş ettim bu arada. Hepsi Global bu videonun sponsoru diye kendisi yollamadı bana. Ben normal bir müşteri gibi sipariş ettim. Ve ürünlerin vaat ettikleri sürede hiçbir sıkıntı olmadan hepsi jetle evime ulaştı. Şimdi ilk önce şu paketten başlayalım istiyorum. Bu bayağı merak ettiğim bir ürün. Bu videoda çok ilginç ürünler sipariş ettim bu arada. Sizi bayağı şaşırtacağımı düşünüyorum. Mesela ilk paketimizden çıkan otomatik bir mama makinesi. Xiaomi'nin bir ürünü, normalde kedi ve köpekler için düşünülmüş bir ürün. Fakat ben bunu Hüsnü ve Asya için aldım. 3-4 gün evde olmayacağım zaman bayağı kafamı rahatlatacak bir ürün. Şöyle şu mama kısmı mıknatısla buraya yapışıyor. Mama dolduruyoruz. Şu an ben de sizinle birlikte keşfediyorum da. Üstünde şöyle bir haznesi var. İçinden şöyle bir filtre çıktı. Sanırım bu içinde mamalar bozulmasın falan diye. Nereye takacağız? Şuraya. Hemen şöyle bir içine mama doldurup deneyelim. Cihazı Mi Home uygulaması üzerinden telefonunuzla yönetiyorsunuz bu arada. Buradan isterseniz işte bu kadar mama ver diyorsunuz mesela. Buradan mamayı veriyor. Ya da diğer bir seçenek, zamanlıyorsunuz işte sabah 8'de bir kere, akşam 8'de bir kere mama ver falan diyebiliyorsunuz. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şimdiden aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz şu anda abone olursanız çok güzel olur. Şu an. Süper olur. Bu alet benim kafamı bayağı rahatlatır çünkü su olarak bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani içine 3 tane suluk koydum, haftalarca gidiyor. Fakat mamayı düzenli olarak vermem gerektiği için bu güzel. Bu tatile giderken falan benim kafamı muhteşem rahatlatır. Şimdi sıradaki ürünümüz bir TDS kalemi. Basitçe su kalitesini ölçü olarak düşünebiliriz. Şöyle küçücük bir alet. Şimdi bunu denemek için bir bardağıma çeşme suyu koydum. Bir bardağıma da arıtılmış su koydum. Şöyle hemen bir çeşme suyuyla başlayalım. 163 TDS gözüküyor. 120'nin üzerine içmemeniz gerekiyor bu arada. Yani Bursa'da çeşme suyu içmeyin. Arıtma suyumda ise 44 TDS. Hatta şu an 41'e düştü. 0 ile 60 TDS arası içilebilir su sayılıyor bu arada. 60 ile 120 arası yine içilebilir. Yani çok sıkıntı yok ama mümkünse içmeyin modunda. 120'den sonrası ise tavsiye edilmiyor. Arıtma cihazım çalışıyormuş. Şu an onu öğrendim. Sıradaki ürünümüz. Yine ne alaka diyeceğiniz bir ürün. Ama Hepsi Global'de gerçekten çok fazla çeşit ürün var. Böyle görünce bir dünya şey alasım geldi. Ürünlerin linklerini açıklama bölümüne bırakacağım bu arada. Aklınızda olsun, oradan bakabilirsiniz siz de. Ve burada benim bir çocukluk hayalim var. Bu bir teleskop ve kalitelisinden bir teleskop. Şöyle nispeten büyük diyebileceğimiz boyutlarda. Şu kutuda aksesuarları var anladığım kadarıyla. Ve burada da tripodu var. Gözlem yapacağınız yere bunu sabitleyip üstüne teleskobu koyup işte gözleminizi yapıyorsunuz. Şu an şehrin göbeğinde olduğum için hiçbir şekilde yıldız görme ihtimalimiz yok şehir ışıklarından dolayı. O yüzden hiç bunu kurup böyle bakıp hevesimi kaçırmayacağım. Daha önce öyle bir şey yaşadım çünkü. Bir teleskop almıştım ben, o kaliteli bir şey değildi de. 2 hafta boyunca yıldız görmeye çalıştım, şehirden yıldız gözükmüyor. Bunu biraz daha kırsal kesime giderken arabanın bagajına atacağım ve oradan gözlem yapacağım. Hatta telefon adaptörü de var. Yani telefon kamerasıyla kayıt da alınabiliyor bununla. O yüzden belki bir vlogda falan böyle birlikte de bakabiliriz. Yine ben söz vermiş olmayayım, sonra çok yüksek baskı kuruyorsunuz üstümde. Nerede kaldı o video, nerede kaldı o video diye. Fırsat olursa yapacağım. Sıradaki ürünümüz bir buharlı ütü. Bunu ablama aldım. Buna benzer bir şey bende var. Geçenlerde ablam da istedi. Bu böyle pratik ütü gibi düşünebilirsiniz.
hemen şöyle suyunu doldurup deneyelim. Bunu öyle muhteşem bir ütü gibi düşünmeyin. Yani gömleğin böyle kat izleri falan belli olması gerekir ya. O tarz şeyler için kullanılmıyor bu. Ama tişörttür, günlük gömlektir, günlük pantolondur vesaire. Onların üzerindeki kırışıklıkların hepsini çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Yani gayet de basit bir mantığı var. Ucundan sadece buhar çıkıyor. Şu ucundaki fırçayla da şöyle düzeltiyorsunuz. Sadece buhar tutacağım diyorsanız neredeyse hiçbir işe yaramıyor bu arada. Şu fırçalı yüzeyle şöyle üzerinden bir geçmeniz gerekiyor. Ben bayağı kullanıyorum bunu. Sıradaki paketten devam. Bunu çuvala sarmışlar. Söylemeyi unuttum. Son bir şey var bu arada. Kişi başı ayda 5 ürün alabiliyorsunuz. Yani TC kimlik numarası başına yurt dışından ürün alma limitiniz 5. Ben işte kendi adıma, kardeşimin adına falan verdim siparişleri. O sayede bu kadar çok ürün alabildim. O aklınızda olsun. Çoğu kişinin zaten 5'ten fazla ürün alacağını sanmıyorum her ay da. Aklınızda olsun işte. Evet, ilginç ürünlerden devam ediyoruz. Gittim yurt dışından bisiklet aldım. Çocuk bisikleti. Bu katlanabilir ve çok fonksiyonlu bir bisikletmiş. Şu an çözmeye çalışıyorum. Galiba çözdüm. Bisikletin her yerinde şöyle ayar düğmeleri var. Bu ayar düğmeleri sayesinde böyle değişik formlara sokabiliyorsunuz. Ve bu sayede 1 yaşla 6 yaş arası bisikletlere dönüşebiliyormuş. Yani birkaç yılda bir bisiklet alacağınıza bundan bir tane alıyorsunuz işte. İlk önce şöyle ittirmeli bisiklet olarak kullanıyorsunuz. Çocuk biraz büyüdüğü zaman şuralara bu pedalları takıyorsunuz. Ve pedallı bisiklet haline geliyor. Bir de arabaya atıp taşımak istediğinizde şöyle katlayıp bir şeyleri kırmadan böyle taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten çok şeyi varmış. Fiyatına göre fazlasıyla güzel bence çünkü çocuk oyuncakları anlamsız pahalılaşmış. Sanırım burada kendime aldığım bir şey var. Bu ezilir böyle şekli şemali kayar falan diye düşünmüştüm fakat gayet güzel paketlemişler. Bu bir sırt çantası fakat şöyle hafif hard case gibi olanlardan yani tam böyle hard case değil de onun Türkçesi var mı bilmiyorum şu an beni linçlemeyin. Yani birazcık daha korunaklı böyle işte ekipman laptop falan taşıyabileceğiniz bir çanta ve şekil olarak çok klas duruyor bence. İçinde şöyle laptop gözü, tablet gözü ve bayağı geniş bir depolama alanı var. Sol tarafında şöyle küçük bir depolama alanı var. Sağ tarafında ise bir şifreli kilidimiz var. Buraya şöyle fermuarları sıkıştırabiliyorsunuz ve çantayı kilitleyebiliyorsunuz. Ve ek olarak da çantanın bir USB çıkışı var. Buradan çantanın içine yerleştirdiğiniz powerbank'i kullanabiliyorsunuz. İşte buradan yani çantanın içinden kablo uzatacağınıza. Şuradan hemen pratik bir şekilde kablo uzatıp bir şeyleri şarj edebiliyorsunuz. Gerçekten çanta çok elit duruyor bu arada. Çok hoşuma gitti şeyi böyle. Dokusu mokusu çok güzel. Hadi birkaç tane küçük paketten devam edelim. Daha büyük paketlerimiz var. Burada bir egzersiz aletim var. Şöyle yaylı. O asartmış. Şöyle gayet basit bir şey. Ortada şu an 5 tane yayımız var. Fakat mesela şu an bu benim için bayağı sert. Bunun sayısını mesela 3'e düşürmek istediğimde şuradan klipslerden söküp 3'e düşürebiliyorum. Ve işte egzersiz. Başka bir şey anlatamam bunun hakkında bu kadar. Sonra. Ama bunun içinde birkaç tane küçük ürün varmış. Burada 3 tane termometrem var. Xiaomi'nin termometreleri bunlar. Şöyle gayet minik, kompakt bir yapıdalar. Üstünde dereceyi bir de nemi gösteriyor. Ben bunun birazcık gelişmiş versiyonunu şurada kullanıyorum. Şöyle şurada duruyor bir tane. Şimdi bunların birini yatak odasına koyacağım, birini Harun odasına koyacağım, birini ne yapacağım bilmiyorum. Üçlü alınca ucuza geliyordu, biri bedava gibiydi. O yüzden üçlü aldım. Normalde bana iki tane lazım. Odanızda bunlardan bir tane mutlaka bulunmasını tavsiye ederim bu arada. Yani sıcaklık çok şey değil de nem oranını özellikle kışın kaçırırsanız çılgın bir baş ağrısı falan yapıyor böyle yani. Çoğu kişi niye başım ağrıyor falan diye düşünüyor. Büyük ihtimal sebebi nemdir. Ben dikkat ediyorum ve kesinlikle işe yarıyor yani. O nem oranını doğru tutturmak işe yarayan bir şey. Burada bir tırnak makasım var. Xiaomi'nin bir ürünü. Hatta şöyle içinde makası, törpüsü vesaire o tarz şeyleri de var. Makasların bir tanesi şöyle eğik uçlu, bir tanesi ise standart işte parmaklar için kullandığımızdan. Kalite olarak bayağı güzel hissettiriyor bu arada. Niye böyle bir şey aldın derseniz tırnak makası bulmak çok zor. Ya daha doğrusu iyi bir tırnak makası bulmak çok zor. Şu an kullandığım tırnak makasını bulana kadar 4 tane tırnak makası alıp çöpe attım ben. Şu AVM'lerdeki makyaj malzemesi satan yerler falan var ya, oradaki bütün tırnak makasları kötü. Şu an kullandığım fena değil fakat çok mutlu değildim. Xiaomi herhalde güzel yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi burada bir yoyom var. Yoyoları ben acayip seviyorum. Çocukken bir tane vardı bende. Yani çok iyi kullanamıyordum da vardı. Şimdi deneyeceğim ve hiçbir şekilde beceremeyeceğim. Yine de deneyeceğim. Böyle olacağını biliyordum. Bu benim çocukken kullandığımdan farklı bu arada. Ortasında rulman falan olanlardan. Bunun tekniğini öğrenmem lazım benim. Şu an gerçekten gereksiz yere bir dünya uğraşıp burada kendimi rezil etmek istemiyorum. Ama bunu öğreneceğim. Sıradaki ürünümüz
Bir paspas, mop artık ne diyorsanız onlardan. Yani bunun hakkında ne anlatabilirim bilmiyorum. Şöyle borusunu uzatıyorsunuz. Şöyle paspası söküp, yıkayıp sonra yerine yenisini takabiliyorsunuz. Paketin içinden bir tane de yedek paspasımız çıkıyor ve bu bir Xiaomi ürünü. Sıradaki. Oha bu çok ağırmış. Şöyle küçüğünden başlayalım. Bu bir otomatik kaynak gözlüğü. Şöyle deniz gözlüğü gibi kafanıza takıyorsunuz ve önünde otomatik bir cam var. Şimdi bunun çalıştığını nasıl gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu an telefon flaşıyla bazen çalıştırabiliyorum. Neye göre çalıştırabildiğimi anlamadım ama da. Evet şu an karardı, açıldı. Karardı. Şu an kapkaranlık. Şu an flaş gibi yapıyor. Bakın gözümdeyken oluyor. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Ya niye olmuyorsun? Cyclops gibi takılıyorum burada. Az önce oldu. Aha oldu. Kapandı şu an. Umarım size gözüküyor. Flash yapıyor şu an. Kapatıyor, açıyor. Kamerada nasıl gözüktüğü konusunda hiçbir fikrim yok. Yani normal bir kaynak gözlüğü gibi düşünün bunu. Fakat sadece karşıdan böyle çok kuvvetli ışık geldiği zaman kapatıyor kendini. Sonra bunun ne olduğunu şu an hiç anlamıyorum ama ağır bir şey. Ha, burada bir matkabım var. Şarjlı matkap. Bunu babama aldım. Kalite olarak hiç fena hissettirmiyor bu arada. Malzeme kalitesi falan hoşuma gitti. Hatta bir de şey hoşuma gitti. Normalde bu bataryalar için ekstra bir şarj aleti olur ya. Bu direkt üstünden şarj oluyor şöyle. Adaptörü direkt bataryaya takıyoruz. Bu benim çok hoşuma gitti ya. Bu çok iyi bir şeymiş. Çünkü evde ben sürekli matkabın batarya şeyini kaybediyorum. O şarj ünitesini kaybediyorum. Belki de ben bunu kendime alırım, benimkini babama veririm. O da şu an kulağıma çok şey gelmedi, mantıksız gelmedi. Güzel. Lityum bataryalı falan öyle kuru şeyli olanlardan değil, kuru kömür bataryalı olanlardan değil. Sonra sanırım bunun içinde de anneme aldığım bir şey var. Bu bir dikiş makinesi. Evet Çin'den dikiş makinesi de aldım. Şöyle minik sayılır mı? Orta boy mu denir? İşte bu boyutlarda bir şey. Tamamen plastik bir gövdeye sahip. Şöyle bir pedalımız var. Bir yerlerine takıyoruz. Şuraya galiba. Tamam şurayaymış. Bunu buraya takıyoruz. Bir tane adaptörümüz var. Ön tarafında ışığımız da varmış. Oha çalışıyor. Ben hiç dikiş makinesi kullanmadım hayatım boyunca. Nasıl şey yapılıyor bu? Ya elimi delmez değil mi? Yine şurada olduğuna göre. Çalışıyor tamam. İçinde şöyle çeşitli iptiklerimiz, yedek iğnemiz falan bulunuyor. Başka bir şey olması gerekiyor mu hiçbir fikrim yok. Yani şu ayarlar falan ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Annem biliyordur büyük ihtimalle. Evde hobi amaçlı falan kullanılabilecek kalitede bir ürün diyebilirim. Yani öyle profesyonel bir şey değil tabii ki. Ama annemin işini fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Sırada... Bu paketteki ilk ürünümüz bir çoklu priz. Fakat birazcık değişik bir yapıda. Şöyle dar alanlar veya büyük adaptörler için düşünülmüş bir ürün. Yani büyük adaptörlü şeyleri böyle üçlü prizde, beşli prizde yan yana takamıyorsunuz ya. Bu alet o sorunu çözüyor. Ek olarak bir de üzerinde iki tane de USB çıkışımız var. Dolayısıyla aynı şeyden hem bir dörtlü prizimiz olmuş oluyor hem de iki tane USB çıkışımız olmuş oluyor. Ek olarak içinde sanırım duvara sabitlemek için ya da dolaba molaba sabitlemek için şöyle bir şey var. Bunu kullanmak isterseniz prizlerden bir tanesini iptal ediyorsunuz. Şöyle istediğiniz herhangi bir prize takıyorsunuz bunu ve şuradan işte şu bantlarla istediğiniz bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Böyle sabit kalıyor. Gayet güzel bir ürün. Bunu sevdim. Sıradaki ürünümüz tasarım olarak Dyson çakması diyebileceğimiz bir şarjlı süpürge. Mini şarjlı süpürge. Bu ürünün satış sayfasında 17,5 kilo paskal olduğunu söylüyordu. Umarım tabiri yanlış söylememişimdir. Ve Type-C'den şarj olan bir ürün bu. Yani böyle USB ile şarj edebildiğim bir şey eğer bu gücü sağlıyorsa bu alet muhteşem bir şeydir. Boyutuna göre çok iyi. Daha önce araç süpürgeleri falan aldım biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi 5000'di, bir tanesi 10000'di. Bu 17500 işte. Kilo paskal mı deniyor, normal paskal mı deniyor? Şu an emin olmadığım için söylemek istemiyorum. Ve açıkçası bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum fakat güzel. Kesinlikle dediği işi yapıyor. İçinde işte şarj etmek için bir tane Type-C kablosu var. Adaptör yok anladığım kadarıyla. Şöyle bir uzatma borumuz var. İşte böyle çekmeceleri, mekmeceleri süpürmek isterseniz ya da araba süpürgesi olarak kullanmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir borusu ve yer aparatı var. Yer aparatında herhangi bir fırça falan bulunmuyor. Normal düz vakum. Bir de şöyle toz almak için fırça başlığı bulunuyor. Muhtemelen şu şekilde benim işimi görür. Başka bir şeye ihtiyacım olmaz.
Şaşırtıcı derecede iyi gerçekten. Ben bunu bayağı beğendim. Duvara sabitlemek isterseniz şöyle bir duvar askı aparatı da koymuşlar. Buraya herhalde böyle aksesuarları bırakabiliyoruz. Şöyle işte derli toplu dursun isterseniz. Ürün hakkında başka yorumum yok. Yani Type-C'den şarj olan ve bu kadar küçük bir şey için herhalde alabileceğiniz maksimum güç bu şu an. Bayağı iyi. Sıradaki bu mini bir rondo ve şarjlı bir rondo. Yani özelliği aslında şarjlı olması. Şöyle yani normal bir rondodan çok bir farkı yok. Ve bu şekilde çalışıyor. Şarjı bittiğinde şurada micro USB'den şarj edebiliyorsunuz ve dolapta işte bu kadarcık yer kaplayan, kablo derdi olmayan bir rondonuz olmuş oluyor. Buz falan parçalayamaz muhtemelen, o kadar güçlü gibi durmuyor ama işte domates, püre, rondoyla ne yapılıyorsa onlar da işinizi görebilecek ve az yer kaplayacak bir şey. Ya da kamp yapıyorsanız, karavanda yaşıyorsanız, tiny house'da yaşıyorsanız falan ekstra iş görecektir muhtemelen. Çünkü powerbank'le falan da kullanılabilir. Sıradaki paketimiz... Bu paketteki ilk ürünümüz bir çakı, fakat normal bir çakı değil çünkü şarj girişi var. Diyeceksiniz ki niye bir çakının şarj girişi var? Hem de Type-C, yani micro USB falan da değil. Çünkü bunun bir el feneri var, aslında çok da özel bir şey yokmuş. Şöyle el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. Birkaç farklı kademesi var. Şuradan şöyle bir makası çıkıyor. Yani bir İsviçre çakısı gibi düşünebilirsiniz. Ve ek olarak bir tane de şöyle küçük bıçağımız var. Tamamen metalden, şöyle kancası mancası da var böyle bir yerleri tutturabilmek için. İşte hani kampa mampa giderken yanınızda sadece tek bir ürün olsun. Gerektiğinde de ışık olarak kullanabileyim derseniz. Böyle tatlı küçük güzel bir ürün. Sonra burada bir derecemiz var. İçinden pilleri de çıktı. Şöyle iki tane ince pille çalışıyor. Hiçbir ayarı falan yok. Şöyle dümdüz bir şey. Tek bir butonu var. Basıyorsunuz ve dereceyi gösteriyor. Tek görevi bu. Telefon uygulaması falan hiçbir şey yok. Yani normal bir derece bu. Ben de bir şeye normal deyince garip oluyor ama normal. Bildiğiniz derece. Sıradaki ürünümüz bir kaynak makinesi. E ciddiyim. Şöyle mini portatif bir kaynak makinesi bu. İşte şurada ayarları var. Çok anlamıyorum, bilmiyorum. Bunu babama aldım. İçinden iki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi metale tutturduğunuz clips. Diğeri ise kaynak şeyini taktığınız şey. Keşke bunların isimlerini daha önce babama sorsaydım. Kaynak çubuğu takılıyor ya buraya. Onlardan. İçine metal bir fırça koymuşlar. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ek olarak şöyle bir kaynak maskesi ve bir tane kaynak camı koymuşlar. Onu da şöyle şuraya yerleştiriyoruz. Akıllı falan değil, normal kaynak camı. Ve başka bir şey yok işte. Bir de taşıma çantamız bulunuyor. Bu kadar. Bunun bayağı yorumlarına falan bakarak aldım bu arada ben kendim anlamadığım için. Kullanan herkes mutluydu yani. Küçük işler için fazlasıyla yeterli diyordu. Bunu da zaten babam yazlıkta işte bir şeyler yaparken falan kullansın diye aldım ben. Orada işini görecektir. Bu tarz makinelerle ilgili net olarak bildiğim sadece şey var. Bunları böyle saatlerce yoğun bir şekilde kullanamıyorsunuz. İşte biraz işinizi yapıyorsunuz 10 dakika 15 dakika. Sonra soğusun diye bekliyorsunuz. Sonra tekrar devam ediyorsunuz falan. O tarz cihazlar bunlar. Ve şu kadar yer kaplayan bir şeyle kaynak yapabileceğinizi düşünecek olursak bence güzel. Evet, ürünleri bitirdik. Dediğim gibi ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz ve gümrük vesaire hiçbir şey derdiniz olmadan alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi Global'e bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesini tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.